Haftanın son iş gününde, Cuma haftayı kapatacağız ama şahane bir isimle kapatacağız bu haftayı. Yanımızda sevgili Levent Üzümcü var. Hiç sözü uzatmadan direkt hoş geldin demek istiyorum. Merhaba Levent. Merhaba Ece. Şimdi direkt oyuncu, sanatçı vesaire sıfatlarını kullanmadan girdim. Çünkü çok yönlü bir insan olduğunu düşünüyorum. Direkt böyle tek bir şeyle tanımlamak istemedim seni. Hoş geldin bu arada tekrar ve bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ben de Buradan oyuna gideceksin. gideceksin falan. Oldukça yoğunsun sana zorulaştık bu sefer. Evet. Her yerde oynuyorsun. Evet bulabildiğim sahnelerde oynuyorum Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Bulabildiğim derken engellemeler. Şimdi sahne arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sahne bulamıyoruz. Sahneyi buluyoruz. Benim ismimi fark ediyorlar. Mesela festivali iptal ediyorlar. Mesela işte o, o sahne bir tiyatro festivali için alınmış. Ve 10 gün boyunca o sahnede tiyatro festivali yapılacak. Ve festivalin organizatörleri de diyorlar ki siz de oynar mısınız? Ben oynarım diyorum. E ee, ve festivalin afişleri basılıyor. Ha bir dakika biz o 10 gün başka bir şey yapacağız diyorlar. Festivali iptal ediyorlar ben oradayım diye. Böyle şeyler yapıyorlar sağ olsunlar. Bizim de sık sık başımıza geliyor. Ben hafta sonu bir panelde konuşmacı olacaktım. İşte onların da aynen. Başka bir program yapmaya karar vermişler o salonda. İptal edildi filan. Dün... Türkiye'de tabii yaşanan Türkiye'de yaşayan çok fazla Hollandalı var. Evet. Onlardan çok çekiyoruz. Bunlar böyle önemli kademelerde görev yapıyorlar. İşte o Kuzey Avrupalılara özgü faşizm Türkiye'de o Hollandalılar sayesinde çok güzel uygulanıyor. Yoksa bizim milletimizin öyle. seçimleriyle ilgili bir sorun yok yani. Evet. Peki e, aslında çok net tablo nasıl bir ülke inşa etmeye çalıştıkları ama genel olarak baktığımızda dün işte Bilgi Üniversitesi'nde Ali Nazlıaka konuşacaktı. Rektör tarafından iptal edildi. Senin Sayakbeke konuşacaktı. Boğaz Boğaziçi içinde. Üniversitesi'nde iptal edildi. Şimdi siyasiler bu şekilde iptal ediyor konuşmaları. E, hayır kampanyaları yürütenler dövülüyor, dövülüyor içeri, atılıyor. içeri atılıyor vesaire. Oyuncuların sahneleri erteleniyor işte. Yine onlar alınıyor. Ellerinden alınıyor. Bizim keza öyle. E, dolayısıyla biz bu ülkenin yurttaşıyız ama dışlanmaya çalışılan yurttaşlar haline geldik. Nasıl görüyorsun tabloyu? Bu resimde nasıl bir Türkiye oluşturuluyor Levent? Yani? İşte bu hep bizelerle ilgili Nece yani bu kadar fazla Hollandalıyı almamalıydık ülkemize. Yani bu çok büyük bir tehlike oldu. Hı hı. E, bu Hollandalıların hükümet üzerindeki etkisini azaltmaları lazım bir şekilde. Onun seçimini de yapacağız işte yakında. E, çünkü daha fazla Hollandalıya vize vermememiz gerekiyor bizim. Dediğim gibi onlar sesimizi kısmaya, bizi susturmaya, döverek, tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, üzerimize köpeklerini salarak bildiğin böyle o kurt köpekleri var ya ısırtarak bizi böyle bir şeyler yapıyorlar. Hollanda'da da aynını yapıyorlar mesela. Ve o kadar önemli şeyler yaptılar ki bu Hollandalılar Hollanda'da. Şu an Hollanda'daki seçimlerde biliyorsun sağ ittifak başa geldi. Hı hı. Yani Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın pek iyiliği ne olmadı bu durum ki onlar Türkiye lehine o kadar sloganlar attılar Hollandalılar Türkiye'den gitsin diye ama olmuyor işte bak görüyorsun. Peki Büyük bir kaos var. Işte çok büyük Hollandalılar <laughs> E, vallahi ne yapacağız bilmiyorum Şimdi senin sosyal medya hesaplarını takip ederken e, Şöyle bir yazıya denk gelmiştim Şimdi durum şu İskenderun oyunumu partili bir gelip izlemiş Oyun sonrası da Levent Üzümcü protokolün yüzüne tükürüyor Saraya laf ediyor Siz bu adama nasıl sahne verirsiniz diyerek şikayette bulunmuş Belediye yetkilisi de kültür müdürünü görevden almış Olasılıkla hepsi durumu inkar edecektir Siz bilin ama bu sıkça yaşadığım bir şey mi ve bu konu üzerinden neler söylersin? Görevden alınmalar, işte oyun iptalleri ve bunun hukuki dayanağının olmaması ve bunun hukuki yolda hakkımızda arayamadığımız durumu. E, tabi siyasetin dinamikleri öylesine güçlü ki mesela bugün İçişleri Bakanlığı yapan kişi bile zamanında bu e, yapıya karşı etmedik laf bırakmamıştı. Tıpkı şu anki başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsünün olduğu gibi. Bu insanlar bu kimselere Firavun mu demediler, sizi sömürüyorlar mı demediler kürsülerden halklara, halka seslenerek. Ve ondan sonra bu siyasi yapının ezici üstünlüğü onları da öğüttü kendi içlerinde ve baktılar ki bu siyasi yapıyı ancak onun içine girerlerse, onun bir parçası olurlarsa e, gönendirebilirler. Onlar da bu siyasi yapının içine girdiler. Çoğu serbest piyasa ekonomisinde bir pazarda limon satamayacak insanlardır bunlar. Bunları aşağılamak için söylemiyorum. Bu bir gerçekliktir. Geçiyorum bunu. Ellerine bahşiş koysanız, paralarını verseniz pazardan limon dahi alamazlar. Satın alamazlar. Bu tarz insanlar için bir umut oldu bu siyasi hareket. Bugün meşazını aldım güzel kardeşim diye dolaşan şeyleri görüyor musun? Oturmuşlar kahvelerde işsiz güçsüz bir takım insanlar meşazını aldım güzel kardeşim ben de evet diyorum diye takılıyorlar. Evet. Bu insanlar hayatta olamadıkları şeyi olmuş olan insanlara karşı müthiş bir hırsla ve kinle beslendiler. Bu Hollanda protestoları sırasında portakal bıçaklayan çocuklar bu parti iktidara geldiğinde 10 yaşındaydılar Ece. Ve 15 yıldan beri böylesine garip bir siyasi rüzgarın içerisinde büyütülüyorlar. 7 Haziran seçimlerinde bu siyasi parti kazanamadı tek başına. Kazanamayacağı belli oldu. Hükümet kurulamadı hatırlarsan. Ana muhalefet partisi yavru muhalefet partisine gel başbakan sen ol dedi. Sen kimsin bana başbakanlık teklif ediyorsun dedi. Yavru muhalefet partisinin lideri. Şu an birlikte evet kampanyası yürütüyor. Hı hı. Valilerle, belediye başkanlarıyla. Hadi belediye başkanlarını anlayabilirim de valileri anlayamıyorum mesela. Mesela cumhurbaşkanını anlayamıyorum. Anlayamıyorum anlatabiliyor muyum? Yani evet. tarafsızlık yeminini kürsüden etmiş milyonlara karşı bir insandan da bahsediyoruz. Herkesin terörist ilan edilme durumu da var. O da son derece. Ve dün daha dün Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı hayırcılar için bunlar çalışmaktan hoşlanmayan işsiz güçsüz takımı dedi. Sürekli bir ayrıştırma ötekileştirme var ve işin tuhafı hani böyle onlar çoğunlukta bu taraf azınlık onlar bunlar demeyi sevmiyorum ama hani tablo bu olduğu için demek zorunda kalıyorum. İşte hayırcılar azınlık ya da bu tarz düşüncedekiler azınlık AKP'ler ee, AKP'liler çoğunlukmuş gibi ortada kocaman bir yüzde 55 yüzde 60'lık bir kesimden bahsediyoruz aslında. Hiç de azınlık filan da değiliz. Bunun da her seferinde aslında altını çizmekte fayda var. Çünkü son anketlerde ya sen daha gitsek ne olur? Zaten bir katkımız olmayacak düşüncesi hakim Neden ne olmuş? biliyor musun? 7 Haziran seçimlerini saymadılar ve ülkede 7 Haziran'dan sonra garip bir iklim yaşandı ya sorumlusunun kim olduğunu bilemediğimiz bir türlü de bulunamayan, beni seçmezseniz kaosu seçersiniz diyen bir sistemden bahsediyoruz. Eğer seçilmezse kaos olur diyen bir takım profesörlerden bahsediyoruz. Hem de anayasa profesörlerinden. Halkımız kaosu seçti falan diye. Yani resmen neyin ne olduğu ortada bunu yazan, çizen, söyleyen içeride. Evet. Kadınlara tecavüz edenler, kadın şiddetinin yüzde 1400 artmasını hiçe sayanlar ve bunun piyonu olanlar, aktörü olanlar dışarıda, piyanoç olanlar içeride. Anadolu'nun bağrından yetişmiş, aile içi eğitimde çok büyük eksikleri olan bir takım insanlar, okumuşun yazmışın düşmanı olan, hani dışarıda lise kapılarının önlerinde trafikte ne bakıyorsun lan diyen tipler var ya. Bunlar örgütlenince, demokrasi içerisinde bunlar fazla olunca istediklerini yapacağını zannediyor bu insanlar. Ama şunu unutmasın bizi seyreden sevgili seyircilerimiz. Bir gün bir adam gelir, bir ülkenin kaderini değiştirir. Bir toprağın kaderini değiştirir bir gün bir kadın. Olur evet. bu. Tarihte de görülmüş şeydir. Onun için bu kadar da kalabalıklara güvenmemek lazım. Ki her türlü dezenformasyona, devletten fütursuzca yapılan altın, erzak, yakacak yardımlarına rağmen hala bu ülkede cebinde beş kuruş parası olmayıp da köprülere, yollara, geçemeyeceği yollara sevinen, borsalara sevinen insanların, borsanın artışına sevinen insanların sayısı o kadar da fazla değil. Hala bu ülkenin yarısı hala her şey önlerine kapatılmış olmasına rağmen haber alma özgürlükleri, haber alma kaynakları kapatılmış olmasına rağmen hala direniyor bu insanlar. Bu unutulmamalı. Kesinlikle. Bugün Rize'de her gün TRT 1 izleyip de fındık toplayan, çay toplayan kadından bahsetmiyorum. Gerçekten bir şeyden haberi olmayan insanlardan bahsetmiyorum. Ama bizi asıl üzen şey bütün olup biteni bildiği halde ...yarın öbür gün eline fırsat geçse... ...bize aynalarını yapacak olan insanların sayısının... ...bu kadar fazla olduğunu bilmek. Şimdi Rize demişken... ...bugün arkadaşlarımızdan Rabia Yılmaz'ın... ...bir haberi vardı Rize ile ilgili. Rize'ye yapılacak... ...yeni havalimanı ile ilgili. E aslında hani... ...Cumhurbaşkanı işte Rize'liyim diyor. Oraya yapacakları konuşuluyor. Havalimanı iyi bir şeymiş gibi de görünüyor. Ama yerleşim yerlerine... ...yakın o kadar çok taş ocağı açıyorlarmış ki... ...oraya tonlarca çünkü taş lazım o havalimanı için dolduracaklar, dolduracaklar denizi. Bilmem kaç ton yazıyordu şu an haberde hatırlamıyorum. 7-8 tane taş ocağı kuruluyor. Onlar da şehir merkezine o kadar yakın ki Rize delik deşik edilecek. Bakın buradan söyleyelim bu arada. Umurunda değildir ki yani halkın bu. Ama o taş ocakları da patlamaya umrunda başladığında. Umrunda da olmaz. Yani ben Rize'de Her taraf oynadım. toz duman olduğunda ben umurlarında olacaktır. İnan bana olmaz. Çünkü paralize olmuş artık Hakikaten insanlar. Mi i̇nan evet. bana, inan bana olmayacaklardır. Paralize olmuş artık insanlar. Çünkü karşı taraf, bu taraf falan gibisine, öylesine ayrıştırmışlar ki insanları, öylesine düşman belletmişler ki kendilerine Bizim daha fazla kendimizi tanıtmamız lazım. Bak ben Rize'de gittim, kahvede oturdum, çayımı içtim. Bayağı bildiğin. Bundan iki ay önce Rize'deydim ben. Dalından limon koparttım Rize'de merkezde, Hı -hı. arkadaşımın babasının tarihi evinin bahçesinden. Biz de restoranda yemek yedim. sokaklarda dolaştım. Ne neler gördün? Tablo nasıl? Adamın bir tanesi ben yürürken durdu böyle şehrin merkezinde. Böyle durdu. Ben de yürüyordum. Ben de durdum. Sen ne ediyorsun burada dedi. <laughs> Dedim oyun oynamaya geldim. Sen yürek mi yedin dedi. Dedim ne zaman ayrıldınız Türkiye'den? Hayırdır yani. <laughs> Neden yürek yiyeyim burası Türkiye. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Hayırdır. Ne bileyim dedi buralara böyle elini kolunu sallayarak. Diyor. Çünkü böyle bir şey. Gel iki dakika oturalım çay içelim desen içer. Çok da güzel beş dakika sonra sohbet edersin. Öyle bir bariyer koydular ki biz bu sınırı aşalım istemiyorlar birbirimize karşı. Bir kere birbirimize karşı. Hepimiz bu vatanda yaşıyoruz. Takım tutar gibi parti tutmamak lazım. Biraz oturup düşünmek lazım. Neye evet dediğini neye hayır dediğini. Geçen gün daha dün bütün sosyal medyalarda paylaşılmış. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının tekme tokat meclisten geçirdiği, geçirdikleri hep birlikte, insanları döve döve meclisten geçirdikleri gece kararnamesiyle birlikte 18 maddelik yasadın hiçbir maddesini bilmediğini gördük. Farkında mısınız? Böyle evet. boş baktı, böyle baktı. Haberi yok ne oldu? Biliyor daha? musun? Okumadım. E okumaya gerek yok ki ben istikrar istiyorum diyor geçiyor adam. Ya, ya da ya bir tanesi ya çok acıydı yani. o işte sokakta böyle sorular sormuşlar. Neden evet diyorsunuz filan. tanesi şey çok can yakıcıydı o. Diyor ki ben diyor iş adamıyım işte işletmemde Suriyelileri çalıştırıyorum daha çok gelsinler daha çok çalıştırmak istiyorum bu yüzden evet. Yani orada okuduğunuz zaman ne o? İşte Suriyeliler iş güvencesi olmadan ucuz iş gücüyle normalde belki bir işçiye vereceğinin dörtte biri beşte biri para ya veriyor ya vermiyor. Bunun da hoşuna gidiyor. O da daha çok gelsin daha çok yani daha çok sömüreyim daha çok kölem olsun Aynen öyle. gibi. Bu son derece tabii can yakışık uyan misafirperver olmuşuz da onlara kapımızı açmışız. Dün İçişleri Bakanı olan kimsenin yaptığı açıklamayı gördün mü? Hangisi? 15 er bin her gün salarız diyor Suriyeli Avrupa'ya. Yani komşusunun evindeki savaşa elinde benzinle koşturan o komşusunun evindeki yangına elinde benzinle koşturan bir ülkenin bu dönemdeki İçişleri Bakanı bu çaresiz bırakılmış. Yapacak hiçbir şeyi kalmamış, hayatını kurtarabilmek için kendi ülkesine sığınmış insanların hayatları üzerinden tehditler Avrupayı tehdit ediyor. O insanların ya hayat bu hayat, insan hayatı. Ben bunu yazıyorum. Bana bir takım böyle kiralanmış şeylere e, trollere şey diyorlar. Siz olsaydınız onları almazdınız bile. Arkadaş, siz kim? Bu ülkenin kurucusu, kurucu liderinin ettiği çok güzel bir laf vardı. Yurtta barış, cihanda barış diye. Bu insanın ettiği lafı bile hiçe saydınız. Bu çok rahatsız edici zaten. Yani düşman olarak görülmemiz kendi yurttaşımız nezdinde çok rahatsız ediyor. Çünkü biz de bu vatanda yaşıyoruz. Biz de bu vatanın evladıyız. Biz de bu vatanı seviyoruz. Ve hepimizin iyiliği için sadece bir hak arayış, arayışındayız. Sadece şimdi şöyle bir sistem oturtulmadı mı Levent? hakkını aramak eşittir terörizm. Yani yurttaşlar hakkını aramasın diye böyle bir baskı oldu ve hak arayanlara terörist yaftası yapıştırılınca şimdi biz hak insanların da hakkını, hukukunu arıyoruz, soruyoruz, sorguluyoruz ama ayıpmış gibi geliyor herhalde. Devlete karşı geliyorlar falan. Böyle mi? Vallahi... Hakkını aramak <laughs> devlete karşı gelmek mi? Yok hayır böyle bir şey olabilir mi? Bak biz yasamanın, yürütmenin, yargının ayrı olması gerektiğini savunan, devletin de bunların üzerine kurulması gerektiğini savunan insanlarız. Bugün yapılacak olan e, ee, referandumla devletin bütün yetkileri ve bütün bilgileri ortadan kaldırılıyor. Bir kişiye, o her kimse kim olacaksa, bir kişiye yasamanın, yürütmenin, yargının üzerinde bir rol veriliyor. Ve bunu da halk oyladı böyle olacak diye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kişi de meclisi feshetme yetkisi var. 475 o imza toplanırsa hakkında soruşturma açılabiliyor. Fakat aynı kişinin hem meclisi hem kendini feshetme yetkisi var. Ya bir anda böyle bir yetkiyi birine veriyorsun. Kendine de edecek. Yahu. Delirdiniz mi siz? Neden? Neden? Neye istinaden? Çıkıp ne? yavru muhalefetin lideri diyor ki bilinmedik şeyler var. Nedir ya? Bizimle de paylaşın. Ne oluyoruz yani? Siz Neden kimsiniz, Ne için bilmiyorsun? Yani. Biz bilmiyoruz. Sen bir siyasi partinin liderisin. Benim gibi bir insansın. Bu ülkenin vatandaşısın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yettik ya. Buramıza kadar geldi yani. Şimdi devlet eliyle her şeyi, her türlü baskı yapılıyor özellikle hayırcılara yönelik ama işte önce valiler ve kaymakamlar karar verecek dediler. İşte o etkinliklere ki onlar direkt hayır diyor zaten her türlü hayır etkinliğine. Şimdi de bugün okuduğum bir haberde e, Milli Eğitim Bakanlığı da işin içine girmiş. Okullara yazılar gönderiyorlar. E, Antalya Kepez'deydi zannediyorum son olarak e, ilçe e, Milli Eğitim Müdürlüğü göndermiş. Hayırla ilgili hiçbir broşürün vesairenin okula girmeyeceği asılmayacağı... Evetle ilgili bir şey yok ama özellikle hayır var. Şimdi böyle devlet tarafından tüm kurumların evet için çalıştığı bir sistemde hayırın bu kadar yüksek olmasını neye bağlamak lazım? Aslında hayırcıların gücünü farkında olmamasına bağlıyorum ben. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Şu an %96'sı gidiyor evetçilerin sandığa. Hani o var ya sırtında taşıyor. İçeriye giriyor onun adına basıyor, zihinsel engellilere oy kullanıyorlar, kullandırtıyorlar ya hani beraberinde götürüp. Bütün köydeki kendilerinden olmayan görüşlerdekileri yok sayıyorlar, geçersiz sayıyorlar ya buldukları yerlerde. Şimdi böylesine bir mantık kendi e, ihtimalsizliklerini bir ihtimal haline getirebilecek olan, kendi çaresizliklerini bir çare haline getirebilecek olan bir sistemi yönendirmeye çalışıyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle insanları bulamazsın. Arabası olmayıp da köprü yol yapılıyor diye sevinen, cebinde beş kuruş parası yokken borsa artıyor diye sevinen insanları dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. 15 yıldır aç adam, ben niye 15 yıldır açım diye konuşmuyor. Hala gidiyor, sevgili kardeşim meşazımı aldın mı diyor. Ben de sana meşaz yolluyorum falan diyor. Kafalar gitmiş. Sormuyor neden ben açım diye. Çünkü adam okumuşun, yazmışın düşmanı. Zannediyor ki tabii ki haliyle bakınca böyle devlet kademelerine benden de bir şey olur diyor adam. Bunlardan bir şey olduysa benden de olur diyor. Oluyor mu ama 15 senedir? E oluyor olmaz mı Allah aşkınıza? Bu ülkenin İçişleri Bakanları gördü Allah aşkına ya. Konuşalım mı şimdi onlar hakkında? Ne kadar sevindin takla at görelim diyen. Evet. Hakikaten Cümle kuramayan. günler gördük. Şimdi e, oyunların dolayısıyla il il geziyorsun. Az önce bir Rize örneği anlattın örneğin. Böyle başından geçen enteresan başka olaylar da var mı? Yani gözlem yapma açısından çok elverişli bir iş yapıyorsun şu anda. E, oyunlarını sahneme sahnelemek üzere illere gittiğinde nasıl bir tablo var? Mesela e, çok hayırcılar ilginç. ve evetçilerle ilgili. Yok hayırcılarla evetçilerle ilgili bir şey söyleyemem bununla ilgili. Hı hı. Çünkü bilemiyorsun. Ama e, garip bir psikiyatrik vakadır dünyanın milliyetçi muhafazakarları. Dünyanın her yerinde. Yunanistan'daki milliyetçi muhafazakar da gariptir. Almanya'daki de gariptir. Ve birbirlerine düşman gibi görünseler de aslında birbirleriyle aynı psikiyatrik yapıya sahiptir bu insanlar. Hı hı. Yani geçmişleriyle övünürler. Evet. Biri Hitler'i sever, öbürü Kral Konstantin'i sever. Japonya'daki Hirohito'ya tapar. Eski bunların şeyleri işte kralları. Hepsinin aynıdır durumları. Geçmişle yoğrulurlar geçmişi çok severler. Geçmişteki şahane günlerini e, anarlar. Ve sanki o krallıklar başkaları tarafından yok edilmiş havasını estirirler. Bakın Türkiye'nin milliyetçi muhafazakarlarına. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayi devrimini ıskalayarak milliyetçi muhafaza milliyetçilik akımlarını ıskalayarak, dincilik akımlarını ıskalayarak ne kadar küçülerek yok olup gittiğine bakmaz. Sanki 1453'te Mustafa Kemal Atatürk çıktı da Fatih'i tahttan indirdi de kanuni döneminde falan ya da böyle o büyük Osmanlı İmparatorluğu'nu yok etti diye bir hava yaratırlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleme ve büyüme serüveni tamamıyla yeni topraklar alma, onları vergiye bağlama ve bunların zenginliklerini tıpkı İngiltere'nin de 1800'lerden itibaren yaptığı şeyi yapmaktı. Büyük imparatorlukların yaptığı Bunun gibi. Pek çok şey aşaması var galiba. Ee, belki bizlerin yeterince anlatamaması, tüm medyanın tek sesli olması. Bir şey değil bu. Hayır. Sürekli Sen bir Osmanlı Okumuyorlar çünkü... Sen istediğin kadar anlat. Onlar başka bir yani, psikiyatrik yapının... Kanuni Sultan Süleyman'ın işte kendi e, oğlunu e, katlettiğini dizilerden öğrenen bir kitleden Öyle. bahsediyoruz bir taraftan. Öyle. Da. Hatta Şimdi... bunun yayınlanmasına ben çok şaşırdım. Nasıl engellemedi? Yani çok şaşırdım. Çünkü evet. tarihi de çarpıtıyorlar ya. E, Türkiye'de en fazla cami sağ iktidarlar yıktı. Ama e, hiç cami yıkmamış CHP'nin üzerine kaldı her şey. Camiler samanlık oldu bunların döneminde falan filan. İslam'ın beş tane şartı var. Sağ olsunlar bizim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da öğrettiler bunu. Ben alemden biliyordum zaten. Hı hı. Bu İslam'ın şartlarından hangi biriyle ilgili Cumhuriyet'te bir problem yaşandı Cumhuriyet döneminde? Kurban kesmek istiyorum dediğinde kestirmediler mi? Namaz kılmak istiyorum diye kıldırmadılar mı? Kelime-i şehadet getirmek istiyorum dedin de yaptırmadılar mı? Fitre zekat vermek istiyorum dediğinde olmadı mı? Hacca gitmek istiyorum dedin. Bir tek onda problem yaşandı. O da Suudi koydu, kota koydu hatırlamazsın sen. Senin doğduğun yıllarda Suudi Arabistan kota koyuyordu hacca gitmek isteyenlere. Hı hı. Bir, bir kere gitmişlere ikinci şans vermiyordu. Kura çektiriyordu ilk defa gidecek alanlar. Çünkü o izdihamı kaldıramıyordu. Sonradan yenilendi o bölüm. Eee, etrafı yenilendi. Daha çok fazla insanın gidebileceği bir şey oldu. Ama Bambaşka yine başka bir şeye dönüştü bir Ama de yine o, oh bu kadar kalabalık gidince de bu sefer Şeytan taşlama sırasında geçilen tünellerde büyük izdihamlar yaşanıp insanlar ölmeye başladılar. Çünkü yine o kalabalığı sadece Kabe kaldırıyor ama o tüneller kaldırmıyor. Şeytan taşlamaya gittiklerindeki tüneller kaldırmıyor. Neyse. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında yapılmayan küçücük bir kılık kıyafet değişikliği nedeniyle bugünlere geldik. Yapılsaydı o bunlar olmayacaktı hiç. Vay benim türbanlı bacılarım üniversiteye gidemiyor falan filan. Bir aldılar oradan. Bir yirmilik, bir otuzluk bir şey yakaladılar. Bir belediye başkanlığını bir oy farkla bir... gitmek üzere gelmediler. O yüzden bu kadar fütursuz davranıyorlar. Çünkü yargılanacaklarını biliyorlar. Kendi hakimini, kendi valini, hakimini, savcını falan atayabilirsin. Onlar da yargılanacaklar. Şu an Danıştay'da benim tiyatrodan atılma davam. Danıştay'ın bilmem ne odasında, bilmem kaç numaralı odasında öyle bir oda yok. Nasıl? Kendi yerleştirdikleri hakimleri, savcıları kendi kararlarını versinler diye FETÖ'cü bulup atmışlar. Ne olacak o zaman o dava? Bilmiyorsun. Vallahi Danıştay'ın bilmem neresindeki bir odada, bilmem ne odası diye geçiyor. Yok işte. Yok dava yok. Ama fıkra, sadece ve sadece fıkra verileneyim şey şu. Sadece Cumhurbaşkanımız hakaret davalarına bakın. Onlarla ilgileniyorlar. Fıkra gibi şu an anlattı. Fıkra gibi değil bu bir gerçek. Bak 80 milyonluk ülkeden bahsediyoruz. Tamam Rize'de çay toplayan teyze durumu farkında olmayabilir. Bu bir tercih de değildir. Akşam keyfini dağıtmak için TRT izliyordur. Keyfi yerine gelsin diye. Çayını koyuyordur, TRT'sini izliyordur. Dezenformasyonun dibine dalıyordur, çıkarılıyordur. Merak da etmiyordur ne olup bittiğini. Hı hı. Gezide dört gün sonra fark etti insanlar ne olduğunu ya Türkiye'de. Evet. Koca koca haber kanalları, penguen fotoğrafları resimleri paylaştı. Aydın Doğan'ın açıklaması da çok komikti ama ben yurt dışındaydım haberim olmadı yoksa yayınlatır mıyım diye. Şimdi bu kadar büyük bir olaydan haberim olmaması. Yani Türkiye'de olmaması. yayınlanmamış haberler yurt dışında yayınlandı. Hemen ortaya birileri çıktı. Onlar çünkü vatan aynı demeye başladılar hala sen gezide üç beş ağaçın diye o kadar çok tweet alıyorum ki her gün. Evet. Bu bulanmış kafaları açabilmenin imkanı ihtimal yok. Arkadaş o ağaç senin de ağacın ya. O park senin de parkın Bir ya. Bir de bu. şunu sürekli kanıtlamaya çalışmak rahatsız edici değil mi? Ben çok rahatsız oluyorum. Ya yani biz düşman değiliz. Biz bu vatanın evladıyız. Yani sürekli işte sen ağacı sorguladın düşmansın teröristsin falan. Yani bu yaftalamadan herkes çok rahatsız artık. Ya bu ülkede halklar kardeş olsun barış istiyorum diyen insanları e, Halkı kin ve nefrete sürüklemekten içeri atıyorlar. İzmir'deki... Birinci elden halkı kin ve nefrete sürükleyen eller de bas bas bağırıyor her gün. İzmir'den bir video geldi. İzleme olasılığı oldu mu? Otobüste e, genç bir çift yan yana oturuyorlar. Zannediyorum ya el ele tuşuyorlar ya da işte çocuk kolunu atıyor kız arkadaşına. Böyle sakallı bir tip de onları kameraya çekmeye başlıyor. Ahlaksızsınız, şöylesiniz, böylesiniz İzmir'de. diye. Evet otobüste. Büyük cesaret. Diğer yurttaşlar da buna tepki gösteriyor. Sensin ahlaksız, ne yapıyorsun sen hani? Ayıp bu yaptığın filan. Ben diyor Osmanlı torunuyum. Tabi tabii. Ben diyor Konyalıyım. Bir tanesi diyor Git Konya'da otur o zaman. Yani biz de hani Osmanlı'nın devamıyız. Bir de şu algılanıyor. Sanki Osmanlı hanedanındanmışız gibi hepimiz. Oysa ki senin attığın bir tweet de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Pek çok kişi bunu yazıyor. Osmanlı'nın köle gibi kullandığı e, yurttaşların torunlarıyız aslında. Bir de bu var. Bu Osmanlı pompalaması. E ee, galiba yurttaşlarda senin dediğin gibi böyle bir kendine güven mi getirdi. Nasıl yorumluyorsun o sosyolojik olarak o duyguyu? Bu, bu sosyolojinin konusu değil. Bir Psikiyatri kere. mi? Tabii psikiyatrinin konusu bu. Yani kendine bitirmiş bir imparatorluğun devamı gibi görmek ve 3-5 nesil öncesinde bu imparatorlukta hiçbir yeri olmayan ailelerin çocukları bunlar. Hepimiz. Osmanlı bir aile, bir yapı tıpkı Büyük İskender'in kurmuş olduğu Helenizm gibi ona benzer bir yapıyı kurmaya çalışıyor. Avrupa ile Asya arasında bir köprü, şahane de bir imparatorluk döneminde. Eşlerin dolayısıyla annelerin gayrimüslim olmaları, oradan seçilmelerinin de en büyük şeyi bu. Nedeni bu. Birçok nedeni var. Ama hani bir tür entegrasyon. Ee, Sünni İslam'la e, barışmış olan Ermenilerin, Yahudilerin, Katoliklerin var olduğu bir imparatorluk bu içinde. B bugün 1988'de meşrutiyetin en çok e, ilanından sonra en coşkuyla kutlanıldığı yer Selanik. Nüfusun yüzde ellisinin Yahudi, yüzde yirmisinin de Yahudilikten Müslümanlığa geçmiş. Geriye kalanlarının da Müslüman olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Neredeyse Yunan yok. O dönemlerde Selanik'te. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bugün her, o Selanik'ten meşrutiyetle ilgili 1988 ilanından sonraki törenlere bak. Herkes fesli. Ve herkes o dönemin Osmanlı kıyafetleri içerisinde. Yani bugün ten renklerini bir tarafa bıraktığında Amerika'da herkes gömlek, tişört, kot giyiyor ya. Ayırt edemezsin kimin kim olduğunu. Aynı durum. Büyük imparatorluklar da böyledir. İmparatorluğun tebaası kendini ona ait hisseder. Yani bugün ben Osmanlı torunuyum, evladıyım diyerek gizlemeye çalıştıkları bu arkadaşın telefonla görüntü çalarak yaptığı şey aslında şudur. Bir, insanların, bir insanın en doğal hakkıdır cinsellik. Eğer kendi ahlaki standartları içerisinde o ne söylüyorsa, onu yaşıyorsa kim bununla karışabilir? Şimdi başbakanken, tabii mi? ki lütfen. lütfen. Bu ülkedeki ne kadar hırsız, katil, cinayete azmettirici, yolsuzluk yapıcı insan varsa ahlakı iki bacağın arasına kitleyerek kendi yaptıkları bütün ahlaksızlıkları örtmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının birinci maddesine ya da ilk üç maddesinden sonrasına bu ülkeye, bu ülkeye insanına tahammüden yalan söylemek ve bu yalanlarla bu insanları kışkırtmak, ve aynı zamanda bu yalanlarıyla bir dünya kurmak bir suç olarak eklenmedikçe bunlar devam edecek. Herkes için söylüyorum bunu. Geçenlerde bir taksi şoförüyle muhabbet ediyoruz. Evet kendisi. Ben de onun ağzından konuştum. Gezicilere vatan haini dedim. Ee, aslında yollar, köprüler, barajlar işte bunlardan konuştum. Aynı onun söyleyeceği lafları ona söyledim. Ve görmeliğin nasıl şey yaptığını. Dehşet vericiydi sevinci. Kadıköy'den binip Suadiyeye götür diye hiç kendi gibi görünmeyen, kendi gibi olduğunu, kendi gibi düşündüğünü asla inanmayacağı bir tip onun gibi konuşuyordu. Çıldırdı mutluluktan. Görmeliydin. Yani inanamıyorum buna mesela. Ve her insanın, dedim, her seçmenin hı hı. böyle bir kimseyi seçme hakkı vardır dedim. Vardır dedi. Tam olarak demek ki durum tespit bu. Ne, ne anlatabilirim? Ne söyleyebilirim? Hı hı. Daha ne söyleyebilirim? Daha ne anlatabilirim? Adam buna gerçekten inanmış. Affedersin. Yok estağfurullah bir şey sadece bir ekleme yapacaktım şimdi bu e, kayıt alan İzmir'deki o sakallıkla ilgili. E, işte ahlak bekçiliği yapıyor ya kendi adına. Ama aklıma işte başbakanken işte çalışma ofisinde oturuyorum vapurdan inenlere bakıyorum. Oradan işte el ele iniyorlar gençler falan gibi böyle bir e, durum söylemişti. O suyundan içebilirsin lütfen rahat ol. Şimdi o söyledikten sonra işte tebası neden demesin gibi bir de, bir de böyle bir tablo çıkıyor. Tüm bunların e, düşündüğümüzde şimdi Osmanlı ile ilgili konuşurken yeni dizilerin, bunun devamı niteliğinde pek çok dizi çekildi ve halen ekranlarda devam ediyor. Tarihi çarptan diziler de var. Etkisi ne kadar halk üzerinde? E bu, bu, bu bayağı birinci elden dezenformasyon. Tarihi dizilerin gidişatını değiştiriyorlar. Yahu... Türkiye Cumhuriyeti'ni geçiyorum. Osmanlı dönemindeki en büyük, en fazla bir padişaha denk düşen toprak kaybı 2. Abdülhamit'te oldu. Birinci nedeni, en önemli nedeni Abdülhamit'in çok uzun süre tahtta kalmasıydı. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Bir kere tabii ki süre uzun olunca kayıplar da fazla oluyor o süreye denk düşen kayıplar. Çünkü kimisi geliyor bir ay kalıyor gidiyor biliyorsun padişahlar. Bir kere çok uzun süre kalıyor. Ve Bak, bak, baktığın zaman, mesela ikinci Abdülhamiti anlamak Osmanlıyı anlamaktır diye bir taş atılmış zamanında Necip Fazıl tarafından kuyuya. Bunlar da üstat üstat diye peşinden koşan üniversite öğrencileri o dönemde işte Abdullah bilir falan. Biz böyle ideolojik bir lidermiş gibi, biliyorsun Necip Fazıl'ın özelliklerini tarihe evet, bakmak evet. yeterli. Hani Nasıl bir insan olduğunu anlamak için ne türlü özelliklerini anlamak. E, olduğunu anlamak için küçücük bir biyografisine bakmak tarafsız bir yerden yeterlidir. Ya da halledir. siyasilere yazdığı mektuplar onlara bakmak da yeterli. Bir takım Hikmetle, talepleri Nazım Hikmetle, var. var. Onun tabii çok net talepleri var. Adnan Menderes'ten e, talepleri, mektupları da ortada. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir, bir kişi baksın. Şimdi bu insanın Nazım Hikmet'le yaptığı kavgalar da ortada. Polemikler ortada. Nazım Hikmet'in hayatı ortada. Ömrünü hapislerde geçirmek zorunda kalmış biri. Ama bu ülke her zaman, bu ülkeyi yönetenler her zaman milliyetçi muhafazakarlara, 1940'larda da böyleydi bu, CHP döneminde de böyleydi. O dönemin CHP'sinden bahsediyorum. Her zaman milliyetçi muhafazakar yapıdaydılar. Ve her zaman düşünen, üreten, fikri için koşturan insanlar, karartma geceleri o, okumanızı tavsiye ederim yani okumayan varsa buradan. Ya da en azından Tarık Akın şahane performansını görmelerini isterim yani. Şahanedir. Evet. Ee, süremizi doldurduk ama ben ah, senin bitti oyunların mi? bitmesin biraz Aa, uzatalım ben çok mu konuştum ya yani? <laughs> hayır böyle su gibi e, akıyor Aa. evet evet devam edin bu arada e, sevgili Levent Üzümcü'yü bulmuşken sorularınız varsa sorabilirsiniz ben e, yönetmenimden rica edeyim e, recep sorulara ben bakamıyorum buradan izleyicilerimizden gelen mesajları yorumları bana iletirsen sevinirim. Bulmuşken soru yağmuruna tutalım. Birazcık da uzatalım bu arada. Ee, Oyunları merak ediyorum. <laughs> Hayır öyle değil. Bizim sonuçta internet yayını... Gönderdik de... gitmedi. Ya aşk olsun. Kesinlikle. Evet ya. Peki. Şimdi ben Instagram'dan seni uzun süredir görebiliyorum sadece çünkü... Başında da dedim ya programın. İl, 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 il geziyorsun. Yani bu kadar engellemeye rağmen sen yine de inatla oyunlarını sahnelemeye devam ediyorsun. Bir, hangi oyunları oynuyorsun şu anda? İki, izleyicilerimiz nerede izleyebilir? Tepkiler nasıl o illerde? Böyle salon tıklım, tıkış görüyorum. Çok evet. da hoşuma gidiyor. Tamam, sorulara baştan başlayalım. Evet, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oynuyorum. Mesela bu akşam Profilo'dayım. Hı hı. Profilo Mecidiye köydeyim Ayın 20'sinde Ankara'dayım. 27'sinde tekrar profil odayım ve Manisa, Akisar, Salihli diye bir turnem var. Bakırköy var, İstanbul var tekrar işte Bakırköy var ve e, İzmir var. İzmir'de festival kapsamında oynuyorum. Zonguldak var, Ereğli var. Buralarda oynuyorum. Ee, Ankara var tekrar Nisan ayında. Sürekli oyun oynuyorum bir yerlerde. Ne oluyor? Bir örnek vermek istiyorum sana. Şimdi bizi bir belediye başkanı ya da belediyenin kültür işleri daire başkanlığı arıyor. Ve diyorlar ki biz sizin oyununuzu hı hı. atıyorum Maltepe'de oynatmak istiyoruz halkımıza açık bir gösteride. Evet. Acaba oyununuzu satın alabilir miyiz diyor. Biz de diyoruz ki tabii ki oyunun ederi 3 ise 1'e satıyoruz ki biz de bu şeyde bulunalım yardımda bulunalım diye. Gidiyoruz oraya 3 lira kazanacağımız oyunu bir liraya oynuyoruz. Ben o oyunu yani gişe açsam o gün 3 lira kazanacağım atıyorum bu rakamı. Sadece örnek olsun 3'te birine denk düştüğü için söylüyorum. Gidiyorum orada oynamaya. Ben gitmeden önce Maltepe Belediyesi benim davetiyelerimi veriyor. Evet. Levent Üzümcü'nün anlatılan Senin Hikayenler adlı oyununu izlemek istiyorsanız diyor, davetiyeleri diyor, belediye başkanlığımızdan ulaşabilirsiniz diyor. Evet. Seyirciler de oradan gidip belediye başkanlığından ya da işte internet üzerinden ya da telefonla başvurularla davetiyelerini alıyorlar. Maltepe çok büyük bir ilçe. Ali Kılıç, şahane bir belediye başkanı. Böyle bir hizmet sunuyor halkına. Ben de onun ortağı olduğum için çok mutluyum bu hizmette. İnsanlar gidip oradan davetiyelerini alıyorlar, gelip oyunu izliyorlar. Ali Kılıç ya da belediyenin herhangi bir çalışanı Maltepe'de o davetiyeleri almaya gelen insanlara hangi partiye oy attıklarını soruyor mu? Maltepe'de yaşayan insanlara açık bu. Çünkü orası Maltepe Belediyesi. Maltepe'de yaşayan herkesin belediyesi. Evet. Acaba ben Konya'da, Kayseri'de, Malatya'da sahne alabilir miyim? Bak bir belediye başkanı gelsin benim oyunumu alsın demiyorum en azından sahne bulup gişe açabilir miyim? Peki onlar bütün Kayseri'nin belediye başkanı mı? O vali bütün Kayseri'nin, bütün Malatya'nın valisi mi? Bütün Antalya'nın valisi mi? Bu an, bugün itibariyle hangi ildeki vali, oradaki halkın valisi? Halkın valisi çıkıp da evet kampanyası yapar mı? Yo ya daha hayır kampanyası. Cumhurbaşkanı tüm halkın cumhurbaşkanı mı? Başbakan bütün halkımızın başbakanı mı? Lütfen yani bunu herkes bir kendine sorsun. Bundan mutlu olur musun sen? Senin oy attığın partinin başbakanı, senin oy attığın başkan ya da başbakan her neyse. Başkalarına yokmuş gibi davranırsa sen mutlu olur musun bundan? Olur musun Allah aşkına? Senin oy attığın belediye başkanı sadece senin oy attığın insanlara, ona oy atan insanlara onların belediye başkanıymış gibi davransa sen mutlu olur musun? Hangi görüşten olursa o ece olarak soruyorum sana. Ben de bunu merak ediyorum. Yani evetçiler acaba ya hayırcılara neden bu kadar tepki gösteriliyor ya da neden bu kadar işte bıçaklanıyorlar silahla vuruyor diye düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar diye? çünkü bizler vatan hainiyiz, hayırcıyız ya. Ya bize bu söyleniyor kürsülerden yahu. Adam hiç utanmadan televizyonlara çıkıp gazetelere demeçler verebiliyor referandumda hayır çıkarsa büyük kaos var diye. Peki anlatılan senin hikayendir ee, tam olarak. Bize anlattığı gibi bu dönemi anlatan bir oyun mu yoksa ben henüz izleyemediğim için olur soruyorum. Bir gün, olur bir gün. Sen de bu yoğun çalışma tempoyu içerisinde çok istiyorum, çok istiyorum ve e, şimdi hem Tele 1 hem burası böyle bir işsizlik günlerimin acısını çıkarırcasına çalıştığım bir dönem çok da arzuluyorum. Böyle bir, böyle bir kısacık bize bir şey verebilir misin anlatılan senin hikayendirle ilgili? Ee, anlatılan senin haftucu? hikayendir yüz oyunu açtı. Ee, tek kişilik bir gösteride ilk defa yer alıyorum ben. Ee, bu benim için de bir yeni şey oldu, bir kapı açıldı. Hı hı. Keyif alıyor musun? Oyunculuğun, bir, bir, bir şey söylemek istiyorum, alıyorum. Ee, genellikle biz okullara tiratla alırız öğrencileri haliyle. Ancak şunu fark ediyorum ki tirat ya da tek kişilik bir performans oyunculuğun en zor performansı. Ve biz düşünsene okullara alıyoruz öğrencileri tiratla ne kadar zorlandıklarını... Şimdi daha iyi anlıyorum. Ben çok zorlanırdım tiratta. Hmm. Ama şimdi çok canı gönülden fark ediyorum ki tiyatro oyunculuğunun çok ilginç bir disiplini tek kişilik oyun. Oyunumuz 1922'de, 23'te Bergama'da başlıyor. Mehmet Dayı'nın hikayesiyle başlıyor. Ondan sonra yine aynı tarihlerde Fenerci Ahmet'in hikayesiyle devam ediyor. Ve daha sonrasında 1980'lerde hikayemiz ...Girit'te son buluyor. Bir Ege hikayesi... ...mübadele hikayesi. Ama dedim ya... ...hani Yaşar Kemal'e sorarlar, ünlü laftır... ...neden... E, ...bütün kitaplarınızda Çukurova'yı anlatıyorsunuz derler. O da... ...biz hepimiz Çukurova'yı anlatıyoruz, Steinbeck'te, Çehov'da... ...der ya. Evet. Anlatılan senin hikayen de, de biraz öyle. Ben kendi hikayemi anlatıyorum ama aslında... Hı -hı. ...hepimizin hikayesini anlatıyorum. Şimdi birkaç... ...soru gelmiş Levent. E, onları... ...cevaplamaya çalışalım istersen. Zor değilse şey <laughs> cevaplarım <işte>. Bilmiyorum <laughs> Bence, yani. <Şıklı> mı Bilmiyorum. <laughs> Bence en zor soru şu... Parlamenter sistemin e, faydası neler ki, ne getirdi ki, niye parlamenter sistemde kalalım sorusunu sormuş bir izleyicimiz. Şimdi acaba başkanlık gelirse e, bize ne getirir, faydası nedir diye de sorguluyor musunuz <laughs> diye ben de size bu soruyu sorayım. Levante'de sözü bırakayım hemen. Yani, Aynı sorgulamayı başkanlık içinde de düşünüyorlar ben mı? Ben şunu söyleyeyim. Mesela. Bugün dünya üzerinde böyle yetkilere sahip ülkeler ortada. Bu yetkileri vermiş olan ülkeler ortada. Lütfen... E, açıp okuyu versinler ama duyduklarına çok inanan bir e, güruhla karşı karşıyayız. Şunu söyleyeceğim bir kişiye meclisi feshetme yetkisi verilemez. Çok nettir bu yani. Sadece bir kişinin iki dudağın arasına koca bir ülkenin kaderi sıkıştırılamaz. Sadece bir kişiye bir ülkeyi federasyon haline getirme hakkı da verilemez. Şimdi milliyetçi muhafazakar e, yavru muhalefetin lideri destekliyor bu beyefendiyi ve bu şeyi evet kampanyasını. Ya bu oturup düşünmesi lazım insanların. Niçin bir kişiye federasyon hakkı verilecek? Bu kadar mı güveniyorsunuz kendinize? Bak bu hanımefendilerden bir tanesi bu sürekli goy goy yapan gazetelerden bir tanesinde yazı yazan hanımefendilerden bir tanesi çıktı. Bunları sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza vermeliyiz. Evet. Yarın öbür gün olur da başkalarının eline geçerse maazallah dedi bizi üttürürler dedi. Kabataş bu bu ya? yalancısı. Bunu hatırlatalım. Onun sözü vardı. Hadi Ahmet Necdet Sezer gibi bir cumhurbaşkanı gelirse ne yaparız diye ben isim bunu, de vardı. Ben bunu o taksinin değerli şoförüne de sordum. Ben dedim ya çok üzülüyorum dedim. Ya Yarın öbür gün reis dışında biri gelirse dedim. O zaman ne yaparız dedim. Ya be abi gelmeleri mümkün değil onların dedi. Ben dedim çok korkuyorum ya. Bir gün bu HDP, CHP falan bir koalisyon, bir rakamlar falan vallahi dedim dinimizi elimizden alırlar dedim. Ya abi dedi, hiç zannetmiyorum dedi. Yani öylesine garip yetkilerle donatıldığını o da farkında ki. Aslında bütün o söylediklerinden o da çıkıyor. Ama Erdoğan da fani. Yani bir gün herkes fani. İşte Erdoğan da fani. Sonsa Ama kadar, yani e, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin baş... ilelebet yaşamasını İlla ki ondan insanlarız. sonra biri gelecek. İşte o onu Hepimizin kardeş mi? gibi barış içerisinde bu ülkede yaşamasının yollarına bakalım. Bak Homadeus e, Yağlı Hariri'nin kitabı hı hı. E, orada her çıktığı ile ilgili bir yazı yazılıyor kitapta. Yani Türkiye'de çıkan için Türkiye'ye özel bir ön söz var. Ben 50 yıl sonrasını görmüyorum diyor Türkiye'nin. Yazık değil mi bize ya? Bizim çocuklarımıza yazık değil mi? İstikrar denilen işte öngörülebilir olması biz ya bugün uyandığımızda ne olabileceğini sonrasında gö göremiyoruz bunları. Coğrafyamızda Sovyetler Birliği ile başlayan, Irak'la devam eden, sonra Yugoslavya'nın içine girdiği, hani çok yakınımızda, Suriye ile şu gün gündemde olan korkunç bir dağılmışlık ve parçalanmışlık var. Paramparça oluyor ülkeler. Bizi ne bir arada tutacak? Biz nasıl bir arada yaşayacağız Ece? Bu kadar düşmanlıkla, bu kadar insanların birbirlerini anlayışsızlıkla karşıladığı bir ülkede nasıl bir arada yaşayacağız? Barış isteyen akademisyenlerin, onlar barış istemiyorlar, PKK'lı onlar diyerek görevlerine son verildiğin bir ülkeden bahsediyoruz. KHK'larla, gazetelerin kapatıldığı, suçsuz insanların hapse atıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Peki bizi bu 15 senelik ayrıştırma ve kutuplaştırma sürecinden önce farklı görüşlerden de olsak, bir arada tutan, tutkal neydi? O tutkalı çaldılar çünkü. Ee, aslına kötüsü. bakarsan tabii ki 1980 öncesi Türkiye'de de böyle bir şey vardı. Hı hı. Yani okuma yazma bilmeyen insanların ot öğrencilere saldırdığı ve o aynı insanların Otdülü öğrencilerle birlikte aynı hapislere atıldığı bir dünyadaydık. Birbirlerini tanısınlar diye. Mektubunu okuma yazma bilmediği için, mektup yazamadığı için mektubunu koğuş arkadaşı Otdülü'ye yazdırıyordu. 1980 onları böyle kardeş yapmayı planladı aynı koğuşa atarak. Adam öldürmüş okuma yazma bilmeyen bir adamla eyleme katılmış başka bir ot dülüye Aynı suçtan suçlu bulup... Şu anda da öyle. Aynı koğuşlara atıyorlardı. Evet. Kardeşlik, kardeşlik, barış böyle olmaz. Bu kadar anlayışsızlıkla bir ülke gidemez. Biz bu ülkeyi seviyoruz, geriye kalan herkes vatan hainidir, aymazdır diyerek bu iş yürümez. Hı hı. Milliyetçi muhafazakarların çok sevdiği bir laf vardır. Türkiye'de sağ soldur, sol sağdır diye. Ve bu ülkede sağın vatansever olarak görmediği herkes vatansever. Solun vatansever olarak gördüğü, görmediği herkes de gerçekten vatanını sevmeyen insanlardır. Ya karma karışık bir şeydir Burası Bütün karma kavramlar birbirine karıştı karma galiba. karışık bir hal aldı burada? Kim vatansever, kim değil, kim ahlaklı, kim değil? Yahu evrensel ilkeleri vardır bu işin. Demokrasiden ne anladıklarını da merak ediyorum. Demokrasi diyenlerin sadece kendi söylediklerinin kabul edilmesi Tabii olarak canım. görmeleri de enteresan. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulardan biri de şu. Iı, hayırdan sonraki Türkiye nasıl olur? Sanatçı gözüyle sormuşlar ve sanat camiasının sanat camiası demeyelim aslında ona konuşmayanları kastettiklerini düşündüğüm için çünkü. Hayırdan sonraki tavrı nasıl olacak peki? Vallahi bilmiyorum yani susmaya devam edeceklerdir. Bugün ama şunu söylemek istiyorum. Canı gönülden de bunu söylüyorum. inanarak söylüyorum. Bugün sizin o izlemiş olduğunuz televizyondaki dizilerde rol alan, o dizilerin genelliğinin yapımcısı, oyuncuları falan hep hayır diyecekler. Ama biri bunu çıkıp söyleyecek mi? Söylemeyecek. Çünkü söylerse o yapımcı bir daha iş alamaz. Söylerse o oyuncu bir daha iş bulamaz. Söylerse bunlar olur. Peki bu demokrasi mi? Elbette değil. Bu yoldan demokrasi mi gelir? Elbette gelmez. Sen beni tanımıyorsun diyor adam. Böyle bir şeyi kim tanır? Böyle bir şeyi kim ister? Hayırcılar başta olsa evetçilere böyle mi davranacak? Elbette hayır. Bunu çok iyi biliyoruz ki elbette hayır. Ben türbanlı kardeşlerimiz okullara girebilsinler diye 2000'lerin başında onlarla birlikte Marmara'nın önünde polisle dalaştım. Aynı türbanlı arkadaşlarıma moda iskelesindeki içki yasağında telefon açtım. Gelin siz de orada olursanız destek olursunuz bize. Ne kadar iyi olur ki hep bir arada buna karşı çıkarız dedim. Biz içki içmiyoruz ki abi dediler. E biz de türban takmıyoruz. O açıdan bakacak olursak. Ya anlatabiliyor muyum? Yani senin hakkın hak değil, benim hakkım hak diye bakıyorlar duruma. Ya bu böyle olmaz. Evet. Bu böyle olmaz. Ama sorulduğunda işte biz onların düşmanıyız falan filan. Ne alakası var? Bu toplumda herkes istediği gibi yaşasın istiyorum ben. O yüzden bunu da sık yazıyorum istedikleri gibi yaşayamadıkları yalanıyla geldiler. Şimdi herkes onların dayattığı gibi yaşatsın istiyorlar. Yok, yok öyle ama. Yok öyle ama. Ee, bir arada. Aynen öyle ve kardeş yaşamaya... gibi yaşamanın yolunu arayacağız, hep birlikte bulacağız ve böyle olmaz. Bu kadar kutuplaştırmayla olmaz. Evet. Ee, bu sözle bence noktalayabiliriz. Tamam. Ee, şahane bir kapanış oldu çünkü bir arada e, yaşayabilmenin yollarını arayacağız. Ve barış içinde. Barış içinde elbette. E çünkü gidecek başka ne şimdi böyle bir yurt dışına gitme furyası falan diye konuşuluyor ya ya niye gidelim ki hani aman siz ne zaman kaçacaksınız gideceksiniz neden buna mecbur kalalım şimdi bu böyle tarafı var ya. neden burası burada doğmuşuz burada bir yani bu eşimiz adamların... dostumuz akrabalarımız niye gidelim niye gidelim Ya böyle bir hava evet. yaratılıyor sosyal evet. medyada çünkü böyle bir zararı var sosyal medyanın bu beyefendilerin para vererek kendilerine troll ettikleri bu insanlar sanki çok kalabalıkmış gibi bir hava estirip e, 5000 kişiyle, 5000 kişiye maaş veriyor. Ne alacak kor mu yani Allah aşkına devletin malı? Şimdi deniz. olası bir e, sıkıntı da kimlerin yurt dışında şirketlerinin olduğu, kimlerin evinin olduğu ve kimlerin gemilerinin olduğu, gemilerinin olduğu kimlerin ilk etapta kaçıp gideceğini aslında daha net e, görmemiz olasıdır diyorum. Çok teşekkür ediyorum Levent. Dobra dobra, samimi, şahane cevaplarla e, doyamadığımız bir sohbette Çok sık sağ ol. sık bekliyoruz. Her gün gelirmişim ben, her şey, gün şey yani. her gün gelip burada. Şey yaparmışım gündemi değerlendirmişim deli gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya <Hayır. gülüyor> arada bir doluyorum yani o kadar. Aşk olsun. Peki bekliyoruz biz her zaman bekliyoruz. Sağol sağ ol. Teşekkür size. ediyorum. Ben teşekkür Oyunlarına da ilk fırsatta gelmek istiyorum. Olur beklerim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için bir arada mutlu huzurlu barış içinde yaşayacağımız günlerde göreceğiz. Hayır da hayır var elbette 17 Nisan güzel sabaha uyanacağız umuyoruz böyle olacak ve birlikte mücadele ederek bunu kazanacağız elbette. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Pazartesi yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.